Hocam şu an İstanbul'dayım. Bir iş için İstanbul'a geldim. İşimi hallettim. Şimdi geri dönüyorum. Şimdi otobana bağlanıp otobandan İzmit'e döneceğim. Hadi bakalım. Buradan bayağı böyle bir yol gideceğiz. Ondan sonra otobana bağlanıyor burası. Hiç sevmiyorum ya, kazık gibi araba. Buna vereceğim parayı, ne güzel arabalar var. Mesela bu BMW 520. Bu takriben 97, 98, 99 o civarda bir model. Şöyle bir bakayım, aynen. Ön farlarına baktım şimdi 520'ne. Benim sevdiğim bir kasa bu. Bunların fiyatı şu an yaklaşık 27 bin civarından başlıyor. 40 bine kadar temizliğine, kilometresine göre satan var. Güzel araba. Eski falan ama mesela şu Fiat Linea gibi araçlara taş çıkardı. Tabi bu Fiat Linea kadar az yakmaz ve bir şey olduğu zaman, yani araba bir arıza çıkardığı zaman Fiat Linea kadar bakım ucuz olmaz. Ne de olsa BMW. Geldi, hala sinek var ya. Tam ben onun lensinde var mı acaba? Şimdi buradan sağa sapalım. İzmit'e doğru devam edelim. İnşallah çok fazla trafik yoktur otobanda. Biraz gazlarız. Güzel trafik var ya. R25 kullanırken ne zaman otobana çıksam hep yol açık olurdu. Basmaya müsait olurdu. R25'in gidebildiği kadar giderdim ben de. GSX R1'i aldım. Otobana ne zaman girsem, hangi istikamette girersem gireyim hep trafik var arkadaş. Bu ne dedi ya? Gebze'ye geçtikten sonra bu tarafı biraz rahatlar gibi mi geliyor? İnşallah öyle olur. Bu arada GSX R1'in üstünde eğer orijinal egzoz olsaydı, şahsen ben gidip üstüne böyle bir egzoz takmazdım. Çünkü dediğim gibi trafik kurallarına uyarak motosiklet sürmeye gayret ediyorum. Şimdi madem trafik kurallarına uyuyorsun kardeşim de otobanda niye öyle gidiyorsun, kimse bana yazmasın. Böyle bir motora binip de otobanda 80-90'da kimse gitmez. Bunu da herkes biliyor. O yüzden birbirimizi kandırmayalım. Etrafımdaki kimseye riske atmadığım sürece istediğim hızlara çıkabilirim. Buna devlet hariç kimse karışamaz. Soon.
trafiği tehlikeye atıyorsun diyen arkadaşlar, saygılar. Şimdi kimseye eleştirmek için söylemiyorum ama trafikte motoru tekere alıp yüksek süratlerde giden insanlar var. Şimdi gidip öyle videoların altına trafiği tehlikeye atıyorsun yazmıyorsunuz da, otobanda gazladığım zaman, iki arabanın arasına girdiğim zaman ben trafiği tehlikeye atmış oluyorum. Ya bırakın Allah'ın seversiniz ya. Bakın, eğer öyle yorum yapacak olan varsa da peşin peşin söyleyeyim, yapmasın. Şöyle bir motora binip de kimse otobanda araba gibi gitmez. Gidecekse zaten niye bir motora biniyor değil mi? Sultanbeyli'ni geçtikten sonra trafik o kadar sıkışık olmuyor. Yolun ortasındaki lastiğe bak ya. Tövbe yarabbim. Bakın arkadaşlar, karşılık motor sürüyor olursanız olun, ya gözünüzü yoldan kesinlikle ayırmayın. Yol ortasında böyle parçalanmış lastik. Bunun dışında şöyle bir örnek vereyim. Geçen gidiyorum yolda, nereden baksanız 1.20 boyunda bir tane ağaç parçası, artık 5-10 palas gibi bir şey, ufak bir parça yolun ortasında duruyordu. Allah'tan önceden fark ettim, yanından geçtim. Arabalar da sağından solundan geçiyordu. Durup kenar alacaktım ama baktım trafik çok sıkışık. Dedim kendimi riske atmayayım. Elbet bir müsait bir zamanda durur, onu kenara alır. Dostlar, bu arada bu Bursa'daki Çekene köyüne ne zaman gideceksin diye sorular geliyor. Gideceğim, fırsat kolluyorum. Fırsat bulduğum zaman gideceğim. Hem Bursa'da bir işim var, onu halledeceğim. Hem Çekene köyüne gideceğim, gündüz çekim yapacağım. Ondan sonra tabii yine gece atmosferini orada yaşamak için takriben saat 11-12'ye kadar beklerim. Dediğim gibi fırsat kolluyorum, gideceğim ama. Bir gazlayalım ki motor soğusun. Yani çok sıcak değil, 67 derece motor da. Dostlar, gelen sorulardan birkaç soruya cevap vereyim bu arada. GSX Harbin kullanırken ne kadar hararet, yani ne kadar, hangi sulara çıkıyor, hararet yapıyor mu diye sorular geliyor. Motoru ne zamandır kullandığımı biliyorsunuz. Bugüne kadar henüz motora hararet yaptırmadım. Çarşı içine de ara sıra giriyorum. Onun dışında otobanda zaten 70 derecenin altında kullanıyorsunuz sürekli. Çok sıkışık trafikte de yaklaşık 5-6 dakika falan olduğunuz yerde kalsanız da motor pek hararet yapacak seviyeye gelmiyor. Onun dışında 60'ın üzerine çıkmadan, yani saatte 60 km hızın üstüne çıkmadan motor soğumuyor. Böyle de bir gerçek var. Yani sıkışık trafikte kaldınız, onunla 20 ile gidiyorsunuz, motora hararet yaptırırsınız belli bir süre sonra. Yani en az 60-70'in üstüne çıkmak lazım. Bu da 600 cc, 1000 cc racing makinaların en büyük sorunlarından bir tanesi. Günümüzün 2017'de üretilen motorların birçoğu dahi
hala bu sorunu yaşatmaya devam ediyor. Daha çok pahalı egzotik motorlarda bunun ne bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla 2016 R1 bile sıkışık trafikte hararet yapıyor. Honda binarak R1'e göre biraz daha seri çalışıyor diye biliyorum. Hangisi olursa olsun, yani hangi model olursa olsun biraz daha seri çalışıyor diye biliyorum. Tabi bu biraz daha seri çalışması, yani atıyorum R1 hararet yaptı, ardından 1 dakika sonra binara hararet yapar, o şekilde yani. Arada fazla bir fark yok. Dostlar şu an çek sürat gidiyorum. İnşallah sesim düzgün anlaşılıyordur. Böyle bir otoban gazlaması videosu çıksın istedim ama inşallah sesten dolayı kötü olmaz. Yakıt konusunda GSX R1'e çok yakıyor diyen arkadaşlar, hangi binlik motor 7-8 litrenin altında yakıyor ki? Hangi binlik motor 10 litrenin üstünü yakmıyor ki? O yüzden özellikle geçen videonun altına bir yorum gördüm. Adam bir tanesi yorum yapmış. Ya senden önceki sahibi ya da bir önceki sahibi senin motorun silindir kapağını taşlatmış. İşte beygir kazanabilmek için falan. Senin motorun ondan çok yakıyor, ondan iyi gidiyor falan diye. Böyle bir şey yok. Bildiğim kadarıyla yok. Yani sonuçta 2004 model makinenin geçmişini, evveliyatını o kadar net bilemem. Bildiğim kadarıyla yok ve motor zaten çok yakmıyor bana göre. Şimdi geçen videoda pompacı abimizin verdiği tepki tabi doğal olarak motosikleti bilmeyen bir insan için gayet normal bir tepki ama şimdi sizler bu videoyu seyreden insanlar zaten motosikletleri yakıtını az çok bilirsiniz. O yüzden binlik bir motorun 7 ile 11 litre arasında yakması bence gayet normal. Hatta benim için iyi bile bu. Yani iyi dediğim tabii ki de çok yakıyor ama ben bunu göze alarak bunu aldım ve yeri geldiğinde 7-8 litre de motoru indirmek benim çok hoşuma gidiyor. Gebze'ye yaklaştıkça trafik biraz seyrelmeye başladı. Çünkü Trakya tarafından gelip İstanbul'un bu çıkışlarından çıkanlar oluyor. İşte Tuzla, Sultanbeyli vesaire falan. O yüzden şu an buradan biraz ferahladım. Bu arada size şeyi sorayım, kanalın gidişatından memnun musunuz? Şimdi biliyorsunuz 10.000 aboneye geçtik, 11.000'i de geçtik hatta, 12.000'e doğru gidiyoruz. İnşallah çok daha yüksek rakamlara ulaşacağız. Şimdi kanalı takip eden sizlerden aşağıya yorum yazmanızı istiyorum. Kanalın gidişatından, videoların sıklığından, içeriğin kalitesinden, görüntü kalitesinden ya da diğer şeylerden memnun musunuz, değil misiniz? Bunu yorum kısmında belirtirseniz birbirimize daha içli dışlı olmuş oluruz. Ve memnun olmadığınız bir yön varsa onu da yorum kısmında belirtin ki ben de o konular üzerine biraz ağırlık vereyim artık her neyse. Bu arada Facebook sayfamızı ve Instagram sayfamızı da takip etmiyorsanız açıklama kısmına zaten onların linklerini bırakıyorum. Oralardan da takip ederseniz benim ne zaman nereye gideceğim, nerede olacağım ben Instagram'da özellikle paylaşıyorum. Özellikle Adapazarı'na sık gidip geldiğim için Adapazarı'nda bayağı buluştuğum, tanıştığım arkadaşlar oldu. Eğer siz de Instagram'ı takip ederseniz ben dediğim gibi daha önce gitmeden önce gideceğim yerleri paylaşıyorum, oradan görmüş olursunuz. Ve bana şu yorum da çok geliyor. İşte seni gördüm, hızlı gidiyordun. İşte ya da çarşıda gördüm, yanına gelecektim. İşte cesaret edemedim vesaire gibi yorumlar geliyor. Dostlar şimdi şöyle bir şey, YouTube'a video yüklüyorum diye ve biraz tanındım diye benim sizden hiçbir üstün yanım yok. Ben böyle düşünüyorum. Ve biliyorsunuz yorumlarınıza cevap olsun, mesajlarınıza cevap olsun. Elimden geldiğince hiçbirinizin mesajını yanıtsız bırakmamaya çalışıyorum. Egoist bir insan değilim. Kendimi yüksekte kesinlikle görmüyorum. Ben kanalı açtığımda da bu böyleydi. Kanal
1000 aboneye, 5000 aboneye, 10000 aboneye ulaştığında da bu böyle. Emin olun, eğer bir gün nasip olur da bu kanal 100000 seviyesine gelirse benim sizlere karşı olan, daha doğrusu insanlara karşı olan tavrım hiç değişmeyecek. Dediğim gibi kendimi kimseden yüksek görmüyorum. Siz neyseniz ben de oyum. Sadece YouTube'a video atıp biraz tanınıyorum diye kimseden kendimi üstün görecek halim yok. O yüzden beni gördüğünüz yerde çekinmenize, utanmanıza hiç gerek yok. Zaten videoları izliyorsanız az çok benim ne kadar samimi bir insan olduğumu bilirsiniz. Kesinlikle kimseye ters bir tepki ya da ters bir söz söyleyecek de değilim. Yolda giderken görürseniz durun, el edin. Seslenmeyin çünkü kulağımda kulaklık olduğu için çoğu zaman seslendiğinizde duymayabilirim. Ama el işareti falan yaparsanız kesinlikle dururum, görürsem yani. Biliyorsunuz, daha doğrusu daha önce benle tanışmış olan insanlar biliyordur ki beni durduran ya da yanıma gelen kimseyi geri çevirmedim bugüne kadar. Ki niye çevireyim zaten? Eyvallah, adam bize yol verdi. Jandarma aracı, Eskişehir plakalı. Dostlar, bu arada biliyorsunuz ben Eskişehir'e sık sık gidip, sık sık demeyeyim, yılda 1-2 kere gidip ya da en fazla 3 kere gidip geliyorum. Çünkü Eskişehir'de arkadaşlarımız, dostlarımız falan var. Gidip geliyorum. R25'e daha önce 2 kere geldim Eskişehir'e. Ondan önce de gelmiştim. Yakınlarda Eskişehir'e de gelmeyi düşünüyorum ama bu aralar işlerim çok yoğun olduğundan dolayı açıkçası pek de bir yere çıkamıyorum. Özellikle 200-300 kilometrenin üzerindeki yollara gidemiyorum. Dediğim gibi işlerimiz yoğun. Ama ona rağmen elimden geldiğince sık video atmaya çalışıyorum. Zaten biliyorsunuz. Eskişehir'e de ilk fırsat bulduğum zaman da geleceğim ve gelmeden önce de bildireceğim. Instagram'dan dediğim gibi takip ederseniz ne zaman geleceğimi görürsünüz. Bu arada sen bize niye yol vermiyorsun ya? Yanlış bilmiyorsam bu araç makbul taşıyor. Büyük ihtimalle Eskişehir'e bir seyklamını getiriyor. Yüksek süratte bilerek konuşmuyorum çünkü söylediklerimi anlamayacaksınız. N87 Nolan berbat bir kask. İlk fırsatta da bu kaskı değiştireceğim zaten. Ama büyük ihtimalle yaza kadar kullanırım. Biraz yalan. Onun dışında dediğim gibi kanalın gidişatı ile ilgili ve genel durumlarla ilgili yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Bu videonun altında bu konuyu biraz tartışabiliriz. Ve biliyorsunuz paranormal videolar çekiyorum. Daha doğrusu paranormal olay yaşanmış yerlerin oralarda videolar çekiyorum. Bu konuyla da ilgili mesajlar geliyor. Paranormal bir yere gitmiyor musun? Ne zaman video gelecek diye. Dostlar, şu an paranormal bir yer arayışındayım. Zaten hani hep bu arayıştayım. Bulsam da gitsem diye. Şu an birkaç bir yer var bana yazılan. Onların gerçekliğini ve tam olarak yerini araştırıyorum ama onlar da pek gerçek değil gibiler. Hikayelerine ben inanmadım ama dediğim gibi araştırıyorum. Oralara bakıyorum. Eğer sizin bildiğiniz paranormal vaka yaşanmış, köy olur, okul olur, kasaba olur, ev olur, ne olur fark etmez. Kocaeli ve çevresinde, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Bursa fark etmez. Bugün iş çıkışı gazlar gider, çekim yaparım, sıkıntı olmaz. Böyle bildiğiniz yerler varsa bana yorum kısmından ya da Instagram'ın yorumlarından nasıl bildirin. Ben de gidip oraları çekeyim. Dediğim gibi öyle yerleri bulmak biraz sıkıntılı. Bulsanız bile gerçekliğini araştırırken kimse size yardımcı olmuyor. Eğer araştırdığınız olay gerçekse ve orada gerçekten bir olay yaşanmışsa insanlar oranın daha fazla adını çıkmaması adına size yardımcı olmuyorlar. O yüzden böyle yerleri bulmak biraz sıkıntılı.
Onun dışında YouTube'da meşhur olan yerler var. Örneğin Karadedeler olayının yaşandığı Kırklareli'nin Davutlu Köyü. Dostlar, o olay yalan. O olayı yalanlayan bir sürü YouTuber video çekti, biliyorsunuz. O yüzden Davutlu'ya gitmeyeceğim. Onun dışında İzmir Lükbey Köyü var. Ama biliyorsunuz İzmir Kocaeli'ye o kadar yakın olmadığı için onu da bir fırsat bulduğum bir günde gidip oraya da çekeceğim ama onun dışında neresi var böyle meşhur, bilinmiş, yani YouTube'da çok fazla denk geldiğiniz diye düşünüyorum. Bursa'nın Üç Çatallı Gölü Köyü, bunu daha önce açıklamasını yaptım. Üç Çatallı Gölü Köyü de tamamen yalan, tamamen senaryo, tamamen kurgu üzerinde düzenlenmiş. Daha doğrusu o şekilde kurgulanmış bir video. İnternette çoğu izlediniz. Üç Çatallı Gölü Köyü videosu yalan video. Onun dışında birkaç tane mezarlık var. İşte konu, yani hikayesi olan, orada vaka geçtiği. Daha doğrusu mezardan tuhaf seslerin geldiği vesaire, o tarz videolar var. Onların da dediğim gibi gerçeklik payını araştırmam gerekiyor. O yüzden şimdi YouTube'a video yüklemek için, YouTube'a video yükleyebilmek için yalan bir hikaye sıkıp bir mezarın başına gidip biri video çekti diye ben de gidip size oraya yalanlar anlatmam. Dediğim gibi böyle yerler araştırıyorum. Ve siz de bildiğiniz yerler varsa bana yazın. Ben de gideyim oraları çekeyim. Hem kendi muhakkakını yaşayayım. Hem de sizler oraları görün. Bu arada Körfez'e kadar yaklaştık neredeyse. Hereke'deyiz şu anda. Hereke'deyim daha doğrusu. Şu an Mıhçım Atatürk'ün önünden geçeceğim. Körfez'den çıkacağım. Derince'ye vuracağım. Daha doğrusu ne diyordum orada? Yenikent'e vuracağım. O yüzden Körfez'den çıkacağım. İzmit'e kadar gitmeyeceğim. İzmit çıkışına kadar yani. Dostlar, burası Nuh Çimento, çimento fabrikası. Çimento ile biliyorum burada. Burası ben bildiğim bir yeri var. Acaba kaç yılından beri var, merak etmişim. Neyse, önüme bakayım. Hatta şöyle biraz deniz manzarası göstereyim size diyeceğim ama bariyerlerden pek de görünmüyor. Tünelde ufaktan bir ses yapalım bakalım. Vay arkadaş, yine yavaşlamak zorunda kaldım. İnşallah siz de güzel bir şekilde duymuşsunuzdur. Baya çatlamalı patlamalı güzel bir ses çıktı. Dostlar, az önce de dediğim gibi Nolan N87 berbat bir kask. Kesinlikle almayın, tavsiye etmiyorum. Kask o kadar çok rüzgar sesi alıyor ki, yani her binişimde mecbur kulaklık takmak zorundayım ya da tıkaç takmak zorundayım. Çünkü hem rüzgar sesi hem motorun egzoz sesi o kadar çok kulağı rahatsız ediyor ki bunda mecbur kalıyorum. O neydi ya? Önü Goldwing'e benziyordu ama arkadan sanki başka bir şey gibiydi. O yüzden beni gördüğünde seslenen arkadaşlar, eğer görmediysem, daha doğrusu duyamadıysam kusura bakmayın. Sebebi kulağımda kulaklık olması. Ve %80 müzik çalıyor oluyor. Son videonun altına keşke biraz daha uzun olsaydı gibi yorumlar gördüm. O yüzden bu videoyu pek kırpmadan atarım. İnşallah izlerken canınız sıkılmamıştır. Hem biraz sohbet, muhabbet ettik hem de aklımdaki birkaç bir şeyi söyledim. Ve yine şansıma trafikte bir otobana denk geldim. Görüyorsunuz İstanbul'dan otobana girdiğimden beri böyle pek anoraman gazlama ortamı bulamadım. Zaten biraz sonra otobandan çıkacağım. Bayağı bir az kalmış bu.
trafiği tehlikeye atıyorsun. O nasıl motor sürmek gibi yorumları görmek istemiyorum. Bakın şöyle bir şey, yani ben YouTube'a video yüklüyorsam her türlü yorum açığım, evet. Her türlü eleştiriye de açığım ama boş yorumlar, hakaret içeren yorumlara karşıyım. Her zaman karşıyım. Yani bana trafiği tehlikeye atıyorsun diyene kadar gidin başka motovlog yapan insanların trafikte neler yaptığına bir bakın. Ondan sonra gelin benim videolarıma bir bakın. Ondan sonra bana ilk sen trafiği tehlikeye atıyorsun. Bu arada vizör bayağı sinek oldu. O yüzden kameranın lensini de bir silme ihtiyacı hissettim. Arka ekran yani lenste de vardır diye. Bakayım bir şey görünmüyor. Bu arada tırın arkasındayım çünkü çıkışa çok az kaldı. Şimdi Körfez'den çıkacağım. Körfez derince çıkışı. Dostlar onun dışında da bu videoda böyle olsun. Dediğim gibi bir sohbet muhabbet, biraz da ufaktan bir soru cevap videosu gibi bir şey oldu. Dostlar dediğim gibi eğer kanal hakkında düşünceleriniz iyi veya kötü yönde varsa gerek benimle gerek kanalla ilgili yorum kısmında lütfen belirtin. Dediğim gibi bu videonun altında biraz bu konuları tartışalım istiyorum eğer varsa bir sıkıntı. Onun dışında eğer videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.